Biz diyoruz ki 1937'de Kemalizm dediğimiz şey teşekkül etmiştir. Anayasaya girmesiyle, devletin içerisine nüfuz etmesiyle beraber. Peki bu Kemalist ideoloji acaba Mustafa Kemal tarafından mı örgütlendi yoksa Mustafa Kemal'e rağmen mi örgütlendi? Bunu bilmiyoruz. Yani Mustafa Kemalizm, Kemal'e kadarsa eğer Mustafa, yani tabii onun 1937'de ifade edildiğinde şimdi tarikatların tabii pek çok kontrol altında. hurafesinden, yanlışından, kusurundan Buyurun, bahsettik haliyle. buyurun. Tarikatların içerisinde yanlışlar, kusurlar, yani neyi ifade etmeye çalıştı Tamam. Ayşe hocamız? Şunu dedi, bir adamın yüceltilmesi, şeyhin yüceltilmesi, bir makama ulaştırılması, adeta tanrısallaştırılması. Yanlış. Peki bu uygulama Atatürk Kemalizmin içinde kendisinde olmamalı. yok muydu? Yani Bakın. Mustafa Kemal vefat ettikten sonra, yani Atatürk Mevlidi yapıldı. Kim tarafından? Behçet Kemal tarafından. Yani Behçet okumak Kemal istemiyorum. Çağlar diyelim. Evet, Edip Ayel şunu yazıyor. Cennetse bu yurt, sen onu bulduğunda harabe, bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kabe. Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses, insanlar ölür, Türklüğe Allah olan ölmez. Devam ediyor. Mesela Halil Bedi Yönetken, bunlar Kemalizmin önemli şairleri. Tanrı gibi görünüyor her yerde, topraklarda, denizlerde, göklerde, gönül tapar kendisinden geçer de, hangi yana göz bakarsa Atatürk. Efendim bu da Şimdi yanlış. elbette Yani yanlış bakın ama bakın, yanlışa bakın yanlış. yan, şimdi bakın, Şeyhine yani de aynı şeyi yazan, aynı hocam hem daha beterini yazanlar yazanlar da var var. ama şimdi Evet. bakın Bir dakika. Yani tehlikenin Erdoğan, büyüklüğüyle Sayın alakalı Erdoğan bir şey. için Eğer böyle bir şey yaparsa şirk, bakın bunlar bu İslam'a şimdi göre tabii şirktir. attığı Şimdi mendili ha yani yiyenler bugün atıyor. Bakın çok o güzel. Bugün dahi yapılıyor değil mi? kim yaparsa yapsın Sayın ama bakın ama Cumhurbaşkanımızın hocam. dokunmak ibadettir diyor. Muhterem hocam. Mendili Evet. Bunu yiyen adam var. söyle bakın bu anlayış Yanlış, ikisi de yanlış. 1936'dan Nereden gelirse itibaren yanlış. devletin Nereden kurucu gelirse yanlış. iradesi ve anlayışı oldu. Hayır, hayır, hayır. Bu üç Diğeri tane bir hurafeci şairin şeyhin iradesi yok. yazdığı Yok, şey başka bir şey. başka bir şey. Yok, başka bir şey Diğeri söylüyor değil mi? devletin kurucu unsuru iradesi dediğimiz şeye dönüştü. Başka Ve bir bu da şey. yatıldı. Bir Peki, şey daha doğru söyleyeceğim. Şimdi yanlış. son Anıtkabir tartışmaları var. Bakın Evet. Türbe, Tekke ve Zaviye Kanunu ile beraber 1925 ile beraber hepsi kapatıldı. Tamam. Çok doğru yapılmış olabilir şimdi hani Evet. deniyor ya. Şimdi türbelerin hepsi kapatıldı. 1950'ye kadar da hepsi kapalı durdu. Ama Kemalist anlayış, yani Mustafa Kemal'den bahsetmiyorum zaten. Kemalizm denen şeyi 1937'de teşekkül etmiş haliyle ifade ediyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinden bahsetmiyorum. Zaten biraz önce söylediğim bu saçma sapan şiirler Mustafa Kemal Paşa hayattayken yazılmadı. Onun ölümünden sonra Kemalizm ideolojisini kuranlar tarafından Ama hayattayken yapıldı. yazılan Hayatta yazılar daha yapılanlar da aşağı vardı. değil ondan. Olabilir. Ama söylemek istediğim Ama şey şu. bakın bugün dahi Bugün yapılıyor yani bakın Sayın Tayyip Erdoğan'a türbeyi yapılıyor. kapatıyoruz. Bu Türbeleri toplumsal bir kapattık. hastalık Evet, hastalık hocam. bu evet. Ama toplumsal hiçbirimiz evet. siyasi özür dilerim Murat Bey. Siyasi yelpazenin çıktı değil yani Tayyip bak, Erdoğan. Siyasi yelpazenin hiçbir yerinde bulunan insanlar maalesef bu hatadan münezzeh değiller. Değil. Hepimiz yani, bu hatayı bakın, taşıyoruz. Türbe, Bizim böyle bir toplumumuz var. Türbeyi kapattınız çünkü türbede bir tapınçlık vardı. Evet. Kişi yüceltmesi ve onun üzerinden bir şey oluştu. Şimdi biraz önce gösterdim. Evet. Kemalizm oluşturan, Kemalizm ideolojisini oluşturan yani kimler? Biraz önce siz de ifade ettiniz. CHP Genel Sekreteri ile başlayan o süreç. Recep Peker'lerle, Peker. Evet, onu Peker'le yapmak başlayan istedi o ama süreç. işte onun kolu Evet, verdi. evet. Bunu ben öldükten Şimdi sonra yaparsın daha dedi. sonra Evet. Mustafa Kemal Paşa 78 yıl önce vefat etmiş. Doğru. Şimdi Mustafa Kemal Paşa vefat ettikten sonra Atatürk ya. Anıtkabir inşa edilmiş. Türbe ve tekkelerin hepsini kapatan Kemalist idare, Evet. yani Mustafa Kemal Paşa için tam 750 bin metrekarelik bir türbe inşa etmiş. Türbedarlık kurumunu kaldıran Kemalizm, Evet. haklı olarak kapattığını ifade Evet. edelim, kendisi öyle büyük bir türbedarlık kurmuş ki, Evet. Anıtkabir komutanlığı var. Yapmayın Oradaki ya orman personel orada olsun. Bir Ankara'nın şey daha ormanı o. söyleyeceğim. Bakın Yapmayın yani yani öyle bakın dersiniz bu din yani. Ama Mustafa müsaade Kemal Paşa'nın neden şahsını türbedir ama onu? Yani. Bakın üretilen dinle alakalı Hayır söylüyorum. bir dakika ama önce Bakın. cümlenizi geçmeyin. Oraya niye Geç. türbe diyorsunuz ki? Anıtkabir adı üstünde Anıtkabir. Evet. Kabir orası işte adı Tamam üstünde. Bakın kabir biraz evet. önce Mezar. şimdi şu anda tartışma Şimdi yapıldı türbe diyor ki derken kastınız gidip bir takım kişilerin aynısını yapıyor şu anda bir dakika Kemalistler bir tapınıyorlar şeylere oraya. giderken nereden Secde siz bir şeyler ederler. gider? Yani Sana gidersiniz bir takım yapılara. ruhum her şeyim Kızım her şey. evlensin ben neyim ne ol Anıtkabir'de böyle şeyler Hadi mi tabii yapılır? onlar bile var. Hocam onlar bile var. Ne yazık ki var. Yani Devlet eliyle bundan yakınları da yapılanları sorumlu bakın tutuyorsunuz devlet beni mi? ben şunu söylemiyorum. Evet. Kişilerin sapkın inançlarıyla bundan Evet. medet ummasından bahsetmiyorum. Ama Evet. şunu bana izah edin Allah aşkına. Hayır ne Kanuni olur Sultan geçmeyin. Süleyman Geçmeyin Türbesi ne olur. Bakın geçmiyorum. 1953'te Anıtkabir'i açan Evet. kim?
1946'da karar verildi efendim. Tamam, doğru. Anıtkabir'inle ilgili Anıtkabir, hatta kim? onun bir Yunan tapınağı formunda olmasını isteyenler. Kim? Daha önce, yani yöneten kim? Efendim Demokrat 1946'da çok da oldu. Iyi bir yer Cumhuriyet, Halk, onu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Tamam. Çıktı. Elbette. Ama yani çünkü CHP yenildiği için açıldığında Demokrat Parti iktidardaydı. Evet, ama evet, Anıtkabir'in inşasına... Şimdi bir şey söyleyeceğim. İyi yapmışlar. Yani bakın diyorum, inanılır gibi değil. Evet. Şimdi Anıtkabir tartışmaları olduğu için söylüyorum. Evet. Deniliyor ki haklı olarak burası bir kabristandır, çocuk parkı olamaz. Evet. Eyvallah, kabul ediyoruz. Evet. 3750 metrekarelik bir mozoleden bahsediyoruz. Evet. 750 bin kilometre. Aslında 3750 metrekare olmalıydı. Peki Kanuni Sultan Süleyman'ın hani türbedarlık bilmem ne gidiyor isteniyor deniyor ya. Kanuni Sultan Süleyman türbesi kaç metrekare biliyor musunuz? 51 metrekare. Bundan Sultan Mahmud'un 64 metrekare. Evet. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi türbedarlığı yani türbe anlayışını bu inanılmaz kötü bir tapınç meselesini, ondan medet umma meselesini inşa ettiği, ihya ettiği ifade edilen Osmanlı'nın kendi padişahı için yani en büyük padişahı için 51 metrekarelik inşa ediyor, bir türbe inşa ediyor. Doğru. Üstelik bir caminin kenarına inşa ediyor. Doğru. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk. Ama Mustafa Kemal ama bunun bir örümcek kafalı olduğunu düşünen, yani bu anlayışın bir örümcek kafalı olduğunu ve yok edilmesi gerektiğini düşünen tek parlak kurtuluşun aydınlık, bilim, ilim, fen olduğunu ifade etmek isteyen Kemalizm bir tarikat kuruyor. Evet. Bu tarikat içinde bir türbe inşa ediyor ve 3750 metrekare. Olabilecek bir şey mi? Peki, cevap gerçekten edeyim. Mustafa Kemal hayatta olsaydı böyle bir şey izin verir miydi? Bence sizin verir tanımladığınız bence. Mustafa Kemal izin verir. Vermez gibi görünüyor. Verir. Ama buna verir. Sizin cevap vermeniz lazım. O zaman ben vereyim, evet. O açıdan verir de, şu anda Türkiye'deki şey en büyük tarikat şimdi bu yönüyle. Bakın ama bir kere daha tarikatlar söyleyeyim. Değil. Ben yanıtınıza yani gelmeden önce olmadan. Hocam şunu sormam lazım. Şimdi bu tartışmanın ben önümüzdeki dönemde bir toplumsal vaka olan tarikatların ve cemaatlerin benzer darbe girişimlerine gitmelerini nasıl engelleyeceği şu meselesine dair nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bulamadım. Açıklarsanız daha iyi olacak. Yani bu hocamızın ifade ettiği tarikat anlayışı içerisinde devlete sızma, komitacılıkla bu içeride faaliyet yürütme ve devleti ele geçirme anlayışı, yani bu hurafecilikten beslenen anlayış sadece tasavvufi tarikatlarda ya da FETÖ gibi kriminal örgütlerde yok. Pek çok yapıda var. Sol örgütlerin içerisinde var, sol Kemalizm içerisinde de var. Önce bu kafadan uzaklaşmak zorundayız. Bu kafanın tamamen değişmesi bütün lazım. Türkiye yani İslamcısı, muhafazakarı, mütedeyyini, dindarı, solcusu, sağcısı, şusu filan. Hepimizin öncelikle bir zihniyet devrimi yapması kesinlikle lazım. Kesinlikle önemli olan bu. Bu hurafeci anlayıştan, bu tek tipçi anlayıştan, tek bir adamı yücelten ve onun ardından giden ve onun artık insanlığı kurtuluşa erdireceğini ifade eden hangi inanç olursa olsun bundan kesinlikle kurtulmamız aslında lazım. Aslında tam bir hukuk devleti olmak. Tamam. Yani esas temeli belki bir bunu... Bir şey ben arayayım. Belki hocam da ilave etmek ister onun üzerine. Buyurun. Yani şöyle bir şey. Hani şekilcilikten falan bahsediyoruz ya. Evet. Yani modernleşme diyorsun. Hemen bir sakal tıraşı yapalım. Evet. Saçın başın şöyle olsun. Şunu giy bunu giyme. Hadi bakalım asri oldu, modern oldu. Başka seküler bir toplum kuracağız diyoruz. O zaman cami merkezde olmasın. Ne merkezde olsun? Yani bu tartışmaya girmek istemiyorum ama yani anıt heykeller merkezde olsun. Şimdi bakın bu anlayışlarla yani sadece şekle indirgenmiş bir modernleşme ve aynı zamanda şekle ve indirgenmiş dindarlaşma, lütfen. Dindarlaşma doğru. Evet, ikisi de aynı noktada. O zaman hastalık sadece bunun dindarlık adı altında ortaya konulması değil. İsterse bunu bilim desin, isterse bilmem fen desin, isterse ilerlemecilik ya da aydınlanmacılık desin hiç fark etmez. Eğer öz aynı anlama geliyorsa bunun adı da putperestlik olur. Peki. Dolayısıyla eğer bir sıkıntının ortadan kaldırılmasını istiyorsak mesele dindarlar tarafından mı yapılmış, sekülerler tarafından mı yapılmış ayrım yapılmaksızın suçu suç, iyiliği iyilik diye tanımlamaktır. Şu Anıtkabir'in kötülüğünü bir anlayalım şimdi o zaman. Bakın şöyle bir şey örnek ya, mesela. Beşemi bölelim. Şimdi mesela Cumhuriyet diyoruz. Bakın, kuralım bahçesini. Tabii. Yok, hayır şöyle bir şey. Ben ona karışmam. Bizim onunla ilgili ben bunu ifade ederken hocam özür dilerim. Yani Anıtkabir'in varlığından şikayetçi olduğum yıkılma öyle bir şey için söylemedim. Sadece Kemalizm kendisine aklı ve bilime nispet ettiği için ve türbe kurumuna karşı çıktığı için yaptığı şey türbe kendi içinde bir tenakuzdur. Bunu ifade etmeye